Evet, hafta içinde AK Parti hazırladığı hayvan hakları yasa teklifini meclis başkanlığına sundu değerli izleyenler. Ve bu teklife göre hayvanlar mal olmaktan çıkarılıp canlı statüsüne getirilecek. Yunus parkları kapatılacak ve tehlikeli olduğu belirtilen 4 köpek türünün de ülkeye girişi yasaklanacak. Şimdi hem bu teklifin getirdiklerini hem de bu teklifle hayvanlara işkencenin önlenip önlenemeyeceğini konuşacağız. Konuğumuz İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden avukat Yasemin Babayiğit. Hoş geldiniz diyorum Sayın Babayiğit. Hoş bulduk Meltem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi şöyle bir değerlendirme yapalım istiyorum. İyi ki bu yasa geldi diyenler var, alkış tutanlar var. Bir yandan da üzülenler, bu mu çıktı, yıllarca uğraşa uğraşa ortaya çıkan bu muydu diyenler de var. Siz nasıl görüyorsunuz? Mecliste sunulan bu teklif hangi düzenlemeleri getiriyor? Şu objektif bir şekilde bir çerçeveyi çizelim ve sizce yeterli bir teklif mi? Değerlendirmelerinizi alalım efendim. Meltem Hanım, öncelikle ben de açıkçası bunca yıllık uğraşın sonunda özellikle araştırma komisyonunun raporu neticesinde çıkan neticeyi pek bizim beklentimizi karşılayacak nitelikte ne yazık ki bulmuyorum. Hatta bu beklentiyi de en başta kanunun başlığıyla ne yazık ki karşılayamadığımızı söylemek durumundayım. Biliyorsunuz bizler hayvanları koruma kanunu değil, hayvan hakları kanunu istiyoruz en başından beri. Çünkü siz bir yasa metninin henüz başlığında hayvanları korunması gereken canlılar olarak deklare ediyorsanız aslında toplumun algısında bu yönde şekillendirmiş oluyorsunuz. Yasa tasarısı metnini, teklifi ben de okudum, inceledim. İdari para cezaları ve suçlar başlığı altında düzenlenen düzenlemelerin evet bizler için ümit verici olduğunu söyleyebilirim ama kesinlikle ne yazık ki yeterli değil. Öncelikle neden yeterli değil mesela? O konuyu açalım istiyorum. Ben biliyorum neden olmadığını ama izleyicilerimizin de anlayabilmesi için neden verilen cezaları yeterli görmüyorsunuz? Şöyle anlatayım Meltem Hanım. Öncelikle hayvanlar mal olma kapsamından çıkmıyor ne yazık ki. Bu yasa tasarısıyla mal olma kapsamından çıktığını söyleyebilmemiz için biz hayvanların satışını aslında durdurmalıyız. Çünkü ancak mallar alınır satılır, canlar alınır satılmaz. Şu anda gördüğümüz yasa tasarısı teklifinde incelediğimizde pet shoplarda sadece kedi ve köpeklerin satışının yasaklandığı ama bunun yanı sıra balık, kuş, kaplumbağa gibi hayvanların hala satılmaya devam edilmesine izin verildiği, pet shoplarda fiziki olarak kedi ve köpek satışının yasaklanmasının yanı sıra ne yazık ki üretim çiftliklerinde hayvan satışının serbest olduğu ve pet shoplara da hayvan üretim çiftliklerinin birer katalog bırakmak suretiyle adeta bir yemek siparişi verir gibi hayvanların sipariş edilebileceğinin düzenlendiğini görüyoruz. Eğer yani gerçekten fiziki dükkanlardan bu internet ortamına taşınmış bir satış haline geliyor, doğru anlıyorum değil mi? İnternet değil, görsel olarak metin olacak ellerinde. Katalog üzerinden siz satın almak istediğiniz hayvanı seçeceksiniz. Daha sonrasında da üretim çiftliğinden giderek bu hayvanı satın alacaksınız. Yani biz eğer böyle bir düzenleme yapıyorsak, gerçekten hayvanları mal olmaktan çıkarıyorsak o zaman satışında topyekün yasaklanması gerekirdi. Bu asla kabul edebilir bir düzenleme değil. İkinci olarak hayvanların kendilerine özgü bir hukuk öznesi olarak tanımlanmadığını yine görüyoruz. Biz bunun üzerinde çok aslında çalışmıştık. Yani hayvanlar hissetme ve hareket yetenekleri olan, içgüdüleriyle hareket eden duygulu canlı varlıklardır şeklinde bir düzenlemenin şu anki tasarım metninde olmadığını görüyoruz. Ev ve süs hayvanı ibaresinden ev hayvanı ibaresine geçiş yapılmasını sevindirici buluyorum. Tabii ki de hayvanlar süs objesi değildir. Bunun yanı sıra hayvan haczinin yasaklandığına ilişkin her ne kadar kamuoyuna bilgilendirme yapılmış olsa da zaten bu önceki kanun metninde de bulunmaktaydı. Dolayısıyla da bu yeni bir düzenleme değil. Zaten eskiden de hayvanların ticari amaçlı olarak bakılmayan hayvanların haczinin yasaklanmış olduğunu biz yasa metninde görüyorduk. Dolayısıyla da bu yeni bir düzenleme olarak karşımıza çıkmıyor. Bir yenilik değil bu. Bunun yanı sıra ne yazık ki birçoğumuzun müzdarip olduğu hayvanlar arasında, türler arasında ayrıma sebebiyet veren belirli köpek ırklarının, 4 köpek ırkının hala beslenmesinin yasak olduğunu görmekteyiz. Yani burada biliyorsunuz hayvanseverlerin çok büyük bir tepkisi vardı yasaklı ırklar, tehlikeli ırklar konusunda. Çünkü bizler hayvanların değil aslında insanların tehlikeli olduğunu savunmaktayız. Ne yazık ki belli koşullar getirilerek belli süreler içerisinde bu hayvanların kayıt ettirilmek suretiyle ağızlıklı ve tasmalı olarak dolaştırılmak suretiyle tekrardan yasaklı olarak devam ettirildiğini yasa metninde görüyoruz. Hatta eskiden
üretmek, sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ya da reklamını yapmak yasakken, şimdi bir de üzerine beslemek ve barındırmak kelimeleri de eklenmek suretiyle madde metnine sanki daha da zorlaştırılması amaçlandığını görüyorum. Ama bu çok geniş yorumlanabilir. Dolayısıyla bu tehlikeli bir düzenleme bence. Burada hayvan sahibinin aslında cezalandırılması gerekiyor. Aksi halde siz tekrardan bu düzenlemenin akabinde hayvan, yani pitbull cinsi örneğin bir hayvan besleyecekseniz, bu hayvanın neticesinde yakalanması halinde bir şikayet üzerine tekrardan sonu barınak olacaktır. O yüzden yasaklı ırklar konusunun ben hala daha tam olarak hayvan haklarına uygun şekilde çözülemediğini düşünüyorum. Hayvanat bahçelerinin yasaklanmasına ilişkin düzenleme getirildi, evet, ama bunun sadece ruhsat yenilenmesi boyutunda olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani mevcutlar devam ediyor değil mi? Bunun altını çizmek istiyorum. Yani mevcut. Evet, şu anda mevcut olanlar devam edecek ama yeni ruhsat verilmeyecek. Biz yani mesela Yunus parkları yasaklandı, kapatılıyor diyoruz ama bu doğru değil. Yani mevcut Yunus parkları devam edecek, yenilerine sadece izin verilmeyecek değil mi? Belirli koşulları tabii ki de gerçekleştirmemiş olanların ruhsat iptali vesaire gündeme gelebilir ama hayvanat bahçeleri noktasında şu anki mevcut düzenlemede topyekun bir yasaklama söz konusu değil. Bunun yanı sıra geçmiş dönemlerdeki meclis çalışmalarında çok sık gündeme gelen ve hayvanseverlerin ve bizden de tepkisini çeken doğal yaşam parkları kavramı tekrardan yasa metnine 22. maddeye ne yazık ki eklenmiş halde. Buna ilişkin çok çekincemiz var. Yani diyor ki yasada, kamu kurum ve kuruluşlarının hayvanların etolojisine ve habitasına uygun olarak serbest dolaşımlarına imkan sağlayan doğal yaşam parkları kurulabilir. Bu bizim aklımıza şunu getiriyor. Bizim üzerinde durduğumuz 6. maddenin 4. fıkrası, yani hayvanları al, aşıla, kısırlaştır, rehabilite et ve aldığın yere geri bırak düzenlemesinin korunduğu, fakat bu korunmaya rağmen yeni bir madde entegre edilerek hayvanlara bakma maksatlı olarak doğal yaşam parklarına da götürülebileceği tehlikesiyle aslında karşı karşıyayız. Yani biz 6'ya 4. maddeyi kaldırmıyoruz ama doğal yaşam parkları şeklinde bir düzenleme getirerek de bunu aslında belki de işlevsiz hale getirme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunun da ben açıkçası kabul edilebilir nitelikte olmadığını düşünüyorum ne yazık ki. Sayın Babayiğit, çok az süremiz kaldığı için bir de şu konuyu sormak istiyorum size. Yani hep böyle gerçekten kalbimizi dağlayan bazı görüntüler oluyor ki bunları yayınlayamıyoruz bile. Hayvanlara yapılan işkencelerden bahsediyorum. Bu tip kötü muamelelerde, işkencelerde ne tip cezalar geliyor? Bundan hayvan korumacılar, hayvanseverler memnun mu? Bundan da bahsetmek istiyorum. Evet, TCK'ya alındı. Bu ne anlama geliyor? Ne anlama geliyor bu? Daha sonra sicilinde bu insanları görebileceğiz. Yani tertemiz bir şekilde dolaşamayacaklar. Ama alacakları ceza ne olacak? Çok kısa, bir dakikalık süremiz kaldı. Onu da özetleyebilir miyiz rica etsem? Hemen söyleyeyim Meltem Hanım. 4 tane eylem suç kapsamına alınıyor. Öldürme, işkence veya acımasız ve zalimce muamelede bulunma, dövüştürme. Fakat burada hala sahipli sahipsiz hayvan ayrımı var. Eğer sahipsizse bu muameleleri gören hayvan, sadece Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlükleri şikayet hakkına sahip. Yani ben artık bir vatandaş olarak sahipsiz hayvana işkencede gidip şikayette bulunamayacağım. Çünkü bu bir muhakeme şartı olarak düzenlenmiş. Eğer o hayvan sahipliyse sadece şikayette bulunabileceğim. Yine nesli yok olma tehlikesi altında olan hayvanlara karşı öldürme eylemi düzenlenmiş. Kasten öldürme evcil hayvanlara ilişkin düzenlenmiş. Fakat taksirle öldürmeye ilişkin ne yazık ki hiçbir düzenleme yok. Hayvan dövüşleri tekrardan suç olarak düzenlenmiş. Hayvanla cinsel ilişkide bulunan şeklinde bir ibare var kanunda. Ben asla bunu bir hukukçu ve bir hayvansever olarak kabul edemem. Hayvanla cinsel ilişki olmaz. Hayvanın cinsel istismarı olur. O yüzden bunun asla bu şekilde geçmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yine aynı şekilde işkence ve acımasız ve zalimce muamele yapmak eylemleri adli yaptırıma bağlanmış durumda. Hayvanlara erişim kolaylığından faydalanan bir takım kişilere ilişkin ağırlaştırıcı sebepler, özel içtima hükümleri yasa metnine getirilmiş durumda. Bunun haricinde ne yazık ki başka bir düzenleme yok. İdari para cezası yaptırımları kabahat olarak gerçekleştirilen ve geçmiş kanunda mevcut olan düzenlemeler hala kendini koruyor. Fakat parasal anlamda yükseltme söz konusu. Dolayısıyla da belki daha iyi olabilirdi, hatta çok çok daha iyi olabilirdi. Özellikle sahipsiz hayvan ayrımının
yeterli şekilde düzenlenmediğini, bu Peki. yıl ayrımı kaldırılmadığını belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz size. Avukat Yasemin Ben Babayiğit, teşekkür ederim. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden bizlerle birlikteydi değerli izleyenler. Şimdi diyeceksiniz hayvan hakları her şey bitti buna mı geldi sıra belki diyebilirsiniz ama ben tam tersini düşünüyorum. Önce hani hayvanların hakkını aldıktan sonra bunu yaptıktan sonra insanlarınkini yapmak çok daha kolay diye düşünüyorum. Umuyoruz tüm herkesi memnun edecek bir forma getirilir.